Merhaba arkadaşlar, ben Barış Kılıç. Bugün sizlerle dosya işlemleri hakkında konuşacağız. Dosya işlemlerine geçmeden önce küçük bir dosya nedir, ondan bahsedelim. Hepimiz gün içinde belgelerimizi, resimlerimizi, müziklerimizi, tekst belgelerimizi kaydediyoruz. Ve bu kaydedilenler de Secondary Memory denen disk olsun, SSD olsun, USB gibi şeylere kaydediliyor. RAM dışındaki yerler altını çiziyorum. İşletim sistemi bu bilgileri, 0 birleri diskteki bloklara, segmentlere yazıyor. Ve yazdıktan sonra bu bilgilerin bir bütünlük arz edebilmesi için bir yapıya ihtiyaç duyuyoruz. Bu yapıda ne oluyor? Dosya. Peki dosya işlemlerinde 3 tane temel adımız var. fopen, işlemleri yapma. Üçüncüsü ise dosyayı kapatma. Fopen'la dosyamızı açıyoruz. Peki dosyamızı açtık. Dosyamızı nasıl açacağız? Fopen fonksiyonuyla. Fopen fonksiyonu iki tane argüman alıyor. Birinci argüman dosyamızın ismi, yeri. İkinci argüman ise dosyamızın hangi modda açılacağı. E, mod olayına hemen iki saniye birazdan e, değineceğim ama ondan önce fopen hakkında biraz daha konuşalım. fopen bir tane pointer döndürüyor. Dosyamızı e, açtığımızda bu pointer e, file struct'ına ait bir pointer. Yani dosya işlemlerimizi yapmamız için bir tane pointer'a ihtiyacımız var. File struct'ında bir pointer oluşturuyoruz ve fopen'ın döndürdüğü e, pointer'ı bu pointer'a atıyoruz. Temelde e, fopen işlemi şu şekilde yapılıyor. Peki bu modlar ne? Bu modlar ee, sanırım 9-10 tane falan olacaktı ama bizim temelde şunları öğrensek yeterli. E, diğerlerini tabii üzerine, internet üzerinden araştırıp öğrenebilirsiniz ama çok kullanacağınızı düşünmüyorum şu aşamalarda. E, okuma modu var. Buraya mod yerine sadece r yazarak okuma modunda açıyoruz dosyamızı ve dosya başını gösterecek bu işaretçimiz. Yani bunun bir tekst olarak olduğunu düşünün şu yazının tamamının bir tekst olarak tekst olduğunu düşünün. şu imleç yani şuradaki yanıp sönen imleç dosya başında. Okuma modunda açtığımızda da yine dosya başında olacak. Eğer dosya yoksa hata alacağız. peki write modunda yazma modunda açarsak e, dosya varsa içeriği tamamen siler. Üstüne yazar. E, bilgileri yeni bilgileri. Dosya yoksa da yeni bir tane dosya oluşturur. Verdiğimiz konum ve ismi göre. Bir de e, A yazarsak ekleme modu yani. Dosyanın sonuna e, sonunu gösterir. Yani son dediğimizde bu bir text belgesi olsun. Sonu burası. Yani burayı gösterecek. Ve e, yoksa da bir tane dosya oluşturur. Peki r artı w artı a artı yazarsak ne olacak? R artı yazarsak okuma modu aynı zamanda yazma moduna sahip olacak. Aynı, e, aynı şekilde dosya başını gösterir ve dosya yoksa hata döndürür. E, w artı olursa yazma modu aynı zamanda okuma modunda açılacak. Dosya varsa siler, dosya yoksa oluşturulur. A ise e, ekleme modu a, a artı da hem ekleme modu yani hem yazabiliyoruz. Aynı zamanda okuma modunu sahibiz. Dosya varsa sonu gösterir, yoksa oluşturur. Temel temel olarak eee Fopen'ın e, modları budur. Yani bir de e, binary modda açılma falan var. Onlara ihtiyacınız olacağını kolay kolay şu sıralarda olacağını düşünmüyorum ama onları ileride bakabilirsiniz. Peki işlemlerimiz ne? E, okuma işlemlerimiz var, e, yazma işlemlerimiz var. Ya da kruzörü hareket ettirme yani şu yanıp sönen arkadaş var ya şu onu hareket ettirme işlemlerimiz var ya da onun yerini öğrenebileceğimiz belirli işlemler var. En sonunda da dosyayı kapatmamız gerekiyor. F close ile ee, içeri pointerımızı argüman olarak vererek fonksiyonumuzu çalıştıracağız. Peki, f close neden önemli? Çünkü e, biz bu dosyamızı f open ile açtığımızda bir loklama yapılıyor, bir kilitleme yapılıyor. Yani sadece örnek veriyorum, read modunda açtığımızda e, Read olarak locklanıyor yani biz onu fclose da kapatmazsak o öyle kalabilir ya da fclose da kapatmadığımız sürece bilgiler tamamen dosyaya yazılamayabilir dosya yani ramde kalabilir ve dosya yazılamayabilir bu tür karışıklıklar olmaması için her türlü dosyamızı açtıktan sonra fclose da kapatmamız lazım. Şimdi örneklere geçeceğiz fakat ben önceden yazdığım örnekleri direkt size göstereceğim çünkü bunu sizle beraber yazarsak 7-8 tane örnek var bu biraz uzun sürüyor video gereksiz uzadığı için de canına sıkılabilir ondan dolayı hiç gerek yok ben size örnekleri direkt göstereyim. Şimdi ilk örnekte başlayalım. İlk örnekte başlayalım hatta burada da Linux umut satırımızı başlatalım. Tamam, şu mailde işimiz bitti zaten size anlattık. İlk örneğimiz burası, file ile pardon fopen ile dosyamızı açıyorduk. Şimdi burada metinler diye, bir metin diye bir tane text belgemiz yok. Write ile açtığımız için zaten dosyayı kendisi oluşturacak olmadığı için burada ne yapıyoruz? Dosyamızın açılıp açılmadığını kontrol ediyoruz. fopen yaptıktan sonra kesinlikle bir dosya açılıp açılmadığını kontrol etmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? fopen biliyorsunuz ki dosyayı açarsa eğer dosyanın pointer'ını gönderiyor. Fakat açmazsa null değeri de gönderiyor. Yani f pointer null değilse herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama eğer Herhangi bir sayı yani F pointer bir e, null değeri gösteriyorsa yani burayı böyle de yazabiliriz. Şöyle de yazabiliriz. Şu da aynı işlevi görüyor. Eğer null burada dosya açma hatası yazarak ekrana e, kullanıcıya bir bildiride bulunuruz. Sonra da return1 değeriyle programımızı kapatabiliriz. Tamam dosyamızı açtık. Bir sorun olup olmadığını kontrol ettik. Ve bir tane de char. E, kanal diye bir tane şey string belirledik. Stringimize ne yazdık? DSC Galatasaray yazdık. Fprintf ile Fprintf bu arada resmen F pardon, printf ile aynı. Printf ile tek farkını şöyle hızlıca göstereyim. İşte bak printf yazdık. Şurayı sildik. Karşında printf. Bu da Fprintf. Sadece tek fark neymiş? Buraya Dosyanın pointer'ını ekliyoruz. Bir de şurada f olacak. Bunun dışında hiçbir fark yok. Kullanımlar aynı. İşte şuraya yüzde yazarak şu stringimizi yazdırabiliriz. İstiyorsanız şuraya bir yüzde i yazın. Sonra şuraya bir a sayısı değişkeni koyun. O ile de onu da yazdırabilirsiniz. Yani şunu çalıştırdığımızda şurayı bir yorum satırını alalım. İlk baştan olduğunu görelim. Burayı çalıştırdığımızda DSC Galatasaray kanalına hoş geldiniz yazısını görmemiz lazım. Ve F close, F, e, f da dosyamızı kapatmayı unutmuyoruz. Hemen bir çalıştıralım. E, GCC 1.C adlı dosyamızı derledik. E, çıktı olarak anakta dosyamızı çalıştırdık. Çalıştırdık ve e, çalışmadığını nasıl anlayacağız? Hemen girelim buraya. Az önce metin diye bir tane dosyamız yoktu ve metin diye bir dosya oluşturulmuş. Çok güzel. Sıkıntı yok. Ve içine de DSC Galatasaray kanalına hoş geldiniz yazmış. Yani programımız kusursuz güzel bir şekilde çalışıyor. Peki başka ne yapabiliriz? Mesela şöyle bir for döngüsü yazarız. Ve for döngüsünde i'nin değerini ekrana pardon dosyamızın içine bastırabiliriz. Yine fprintf nasıl kullandığımızı görüyorsunuz. Printf'den tek farkı hangi Dosyaya yazılacağını argüman olarak alması. Şöyle e, pointerımızı buraya yazdık. Dosyanın içine yazdıracak şey yazdık ve şurada bir değişken kullandığımız için e, hangi değişkeni yazacağımızı şurada belirttik. Tamam, şunu da hemen derleyip nasıl çalıştığını görelim. E, çalıştırdık ve çıktı ne olduğunu görmek için dosyamızın içinde şu şekilde de komut satırından açabiliriz. Gördüğünüz gibi yani bu arada yanlışlık olmadığını şöyle de görebilirsiniz. Dosyayı komut satırından açtık az önce. Gördüğünüz gibi i'yi e, i sayısını satır satır yazmış. i0, i1 gördüğünüz gibi ilk başta sıfırla başlıyor. i yazdırıyor. Sonra alt satıra geçiyor. Satır sonu karakteri kullandık çünkü. Daha sonra i1 alıyor. Biri yazdırıyor, alt satıra geçiyor, bunu yazdırıp alt satıra geçiyor. Böylelikle en sonunda fclose'da dosyamızı kapatıp sorunsuz bir işlem yapmış olduk bu fonksiyonumuz ilk örneğimizde. fprintf'in nasıl çalıştığını gördük. İkinci olarak fscanf'in nasıl çalıştığını göreceğiz. fscanf, fprintf'den farkı fprintf yazma yapıyordu. F fscanf de okuma yapıyor. Bildiğiniz scanf ile yine aynı şekilde çalışıyor. Burada örnek olarak şöyle bir şeyler yaptık. fprintf ile a ve b sayılarını yazdırdık. Şunları görmeyin şu anlık. a ve b sayılarını yazdırdık. a ve b sayılarını da önceden integer ile tanımladık. İlk başta yazma modunda açtık dosyamızı, metin belgesini daha sonra kontrol ettik çalışıp çalışmadığını, dosyanın açılıp açılmadığını. Ve burada birkaç tane değişken tanımlamışız. A2, B3, C0, D0 diye. A ve B sayılarını bu formatta, şu formatta dosyamızın içine yazdık. Printf'in kullanımı zaten az önce gördük. Hangi dosya yazılacağı, hangi formatta ve değişkenler. Bunları yazdırdıktan sonra pointer'ımızı, dosyamızı kapatıp bu sefer e, R modunda yani e, okuma modunda tekrar açıyoruz. Hatta şurada dosyamızı kontrol etmek için farklı bir yön, e, yöntem görebilirsiniz. E, dosyamızı açtıktan daha sonra Fscanf'i kullanarak bir okuma yapacağız. Peki fscanf nasıl kullanılıyor? fscanf'den tek farkı hangi dosyayı e, açtığımız, hangi dosyayı okuduğumuzu belirtmek. Yani şurada bir pointer koyuyor, koyuyoruz ve normal Scanf kullanır gibi kullanıyoruz. Formatlı dosya yazmanın olayı şudur. Yani belli sırayla belli değişkenleri belli değişken türlerinde yazmaktır. Biz burada ikisinde de bir sayı boşluk bir sayı yazdık. Yani bir integer boşluk bir integer okumayı da aynı şekilde yapmamız lazım. Bir integer boşluk bir integer okuduk ve bunu c ve d sayılarına atamasını yaptık. Daha sonra c ve d sayılarının sıfır ilk başta değişip değişmediği yani okumanın düzgün bir şekilde olup olmadığını görmek için c ve d sayılarını e, ekrana bastırarak bunun doğru bir şekilde yazdırılıp yazdırılmadığını göreceğiz. Hemen ikinci örneğimizi derleyelim ve çalıştıralım. Çalıştırdıktan sonra en son c ve d'nin 2 3 olduğunu gördük. Hatta şöyle <laughs> ilk baştaki değerini de yazdıralım. İlk başta 0'mış sonra da 2 3 olmuş. Buradan dosyadan okuyarak dosyamızı da hatta açıp dosyamızda da 2 3 yazıyor. Yani şuradaki F1'in çalışmış 2 3 yazmış. Daha sonra da scanf ile de okuyup bu sayıları cvd'ye atamasını yapmış olduk. Burada da herhangi bir sorun yok ve sıra 3. örneğimize geçelim. 3. örneğimizde get f get s. Bu fonksiyon e, line line okuma yapma yapmaya olanak sağlıyor. E, şöyle ki arkadaşımız e, üç 3 tane argüman alıyor. Birincisi bir string. E, pardon, string diyor. Evet bir string yani bir char dizisi. İkincisi e, ne kadar okuyacağına dair bir sayı, integer sayı. Üçüncüsü de bizim file struct'ımızın pointer'ı. Yani bizim dosyamızın pointer'ı. Tam olarak nasıl çalıştığını da şöyle anlatayım. Bizim şu an şu i'yi falan görmemize gerek yok. Kafa karıştırmasına gerek yok. Normal yazma okuma modunda dosyamızı açtık. Okuma modunda dosyamızı açtıktan sonra şu arkadaş şöyle okuyor. Şu okumayı yapıyor. Şöyle bir saniye bir randomla dolduralım line line okuma yapıyor. Nasıl yani line line okuma yapıyor? Girilen şu integer değeri var ya örnek veriyorum 100 olsun. 100 tane çar karakter okumasını yapıyor. Eğer 100 tane karakter en fazla bir line'da 100 tane okuyor. Eğer 100 taneden fazlaysa yani şurası mesela şurası 100. olsun. 100. okudu ve D'yi okuyamaz. Artık onun işi bitmiştir. Peki Burası 50 tane diyelim, ama 100 girdik biz buraya. 50'yi okudu, satır sonunu gördü, işi bitmiştir. Yani satır sonunu gördükten sonra 100 tane okumayı bırakır. Satır sonu onun için yeterlidir. Daha sonra biz while döngümüzde ne yaptık? Bakın, ee, fgets çağırdık, bu line'ı okuduk, sonra satır sonunu gördü, bunun işi bitti. Sonra okuduğumuz yere data'yı bastırdık. Daha sonra tekrardan line okuduk tekrar bastırdık. Tekrardan line oldu okuduk. Tekrardan bastırdık ve en sonunda şuraya geldiğinde f getsin işi bittiğinde f get şuraya okuduğunda bir dosya sonu simgesi görüyor. EOF. Yani sıfırda herhalde diyebiliriz. Evet. Bunu gördüğü zaman dosyanın sonuna geldiğini anlıyor. Bunu gördüğünde ise f get s nal değeri döndürüyor. Hani normal bir şeyler şunları okuduğu zaman e, bunları döndürürken çar yıldız yani çar dizisi şu char döndürürken şunları döndürürken satır sonuna geldiğinde nal değeri döndürüyor. Yani satır sonuna geldiğinde nal döndürecek ve while döngümüz duracak. Herhangi bir son olmadan duracak. Yani bu ne yapıyormuş? Satır satır okuyup bize satır satın bastırma e, print yaptırmasını sağlıyormuş. Hemen çalıştıralım bu örneğimizde. Ve sorunsuz çalıştığını görelim. Aa, dosyamızı kaydetmiş miydik ya? Şöyle kaydedip şunu da kapatalım. Dosyamızı çalıştırdık. Evet, hangi dosya açtı? İsimler dosyasını açmış. İsimler dosyasına bakalım. İsimler dosyasında gördüğünüz gibi, şöyle şuraya getirelim. Gördüğünüz gibi ee, Ahmet'i. 456'yı okumuş. Sonra işi bitip alt satıra geçmiş. Daha sonra onun da işi bitirip alt satıra geçip Salih'i yazdırdıktan sonra tamamen satır sonuna geldiğini anlayıp while döngüsünü bitirip dosyamızı kapatmış. işi bitmiş. Hatta satır satır okuduğunu anlamak için de şöyle e, iyi diye bir değişken yaratıp her satır okuduktan sonra kaçıncı satır okuduğunu yazdırarak böyle daha net bir şekilde görebiliriz. Bu arada hemen şurayı bir temizleyelim. Gördüğünüz gibi ilk satır okudu, yazdı. ikinci satır yazdı. Üçüncü satır yazdı. Dördüncü satırı yazdı. Ee, şöyle bir incelik var. FGTS e, okuduğu zaman burada aslında bir satır sonu yani önceden gördüğünüz satır sonu simgesi var. Satır sonu simgesinde bizim datamıza yani char kaydediyor. Bunu unutmayın. Bu önemli bir şey. Zaten kaydettiği için gördüğünüz gibi direkt otomatik atlamış. Yani aslında burada satır sonu simgesi yok. Bu örneğimizde de işimiz bittiğine göre dördüncü örneğimize geçebiliriz. F right. Tamam. F right şimdi argüman olarak ne alıyor? Hemen şuradan bakıp size anlatalım. F right argüman olarak dört tane değişken alıyor. Hani evet. bu arada hangi değişkenler, hangi fonksiyon, hangi değişkeni aldığını falan unutursanız dünya kadar site var. Mesela bir tane siteye girmişiz. Bu siteden bakalım. F right ne alıyor? Ee, bir tane pointer alıyor, bir tane size diye bir değişken alıyor, bir tane count diye bir değişken alıyor, bir tane de stream denen bir şey alıyormuş. Peki bunlar ne? Ee, count e, minimum boyutu belirtiyor. Bellek bloğunu gösteren minimum boyutu. Yazılacak olan bir boy, e, elemanın boyutunu size belirtiyor. Pardon, özür dilerim karıştırdım. size yazılacak olan her bir elemanın boyutunu gösteriyor. Count kaç kere bunu tekrarlayacağını, şu arkadaş dosyanın pointerini, bu arkadaşımız ise bu arkadaşımız ise okuma yaptığımızda, pardon yazma yapacağımız yerde alacağımız datanın tutulduğu değişkeni belirtiyor. Yani nasıl anlatayım? Şöyle anlatayım. Şimdi çağrı yazı diye bir tane String tanımladık. Çar yıldız yazı diye. İçine de affet beni akşamüstü yazdık. Oh. Güzel. Tamam. Evright dört tane argüman oluyor dedik. Ee, birinci argüman bu çar. Bunu metin belgesinin içine yazacağız. Ve bu arada yazma modunda da açtığımızı unutmuyoruz. Bunu içine yazacağız. Ee, her yazım işleminde bir tane karakter yazacağız. Ve bunu 18 kere tekrarlayacağız. 1, 1 yazdı bıraktı, 1 yazdı bıraktı. Bunu 18 kere tekrarlayacak. Herhalde şuraya kadar 18 oluyor. 21 yazalım biz. Tamam bunu 21 kere tekrarlayacak ve bunun hepsini yazacak. Yani aslında şunu anlamanız gerekiyor. Her yazışta eğer buraya 1 yazdıysak 1 karakter 1 karakter yazacak. 2 yazarsak eğer 2 karakter 2 karakter yazacak. Tabi çar boyutunda dikkat edin. Bunları, sayıları da düzgün verin. Bakın 2, 21 kere tekrarlayacak, 2 yazacak dedik de bu taşar gider. Segmentation fault hatası alır. Ondan bu daha güzel. Aynen. Mesela şuna 7 deyip şuraya da 3 de diyebilirdiniz. 3 karakter, 3 karakter 7 kere tekrarlayacak, yazma işlemini yapacak. Hemen çalıştıralım. Ee, hangi örnekteyiz? 4. örnek. 4. örneğimizi Derledik ve çalıştırdık. Meeting belgemizi açıyoruz. Affet akşam üstü yazmış gördüğünüz gibi herhangi bir sorun olmadan. Bakın şurayı 18 yazalım mesela. Ne değişecek onu görelim. Ne değişti sizce? 18. karaktere kadar yazdı. Yani hepsini yazmadı sadece o değişti bakın. 18. karaktere kadar yazdı. Hatta Damux yazdı, evet 18. karakteri kadar yazdı, bir an kafa gitti. Ee, demek ki kaç kere tekrarlayacağını ve her defasında kaç tane yazacağını bu belirtiyor. Dördüncü örneğimiz de bittiğine göre 5. örneğimize geçebiliriz. Beşinci örnekte fread fonksiyonunu kullanıyormuşuz. fwrite gibi fread de dört tane ee, argüman alıyor. Dosyamızın pointer'ı kaç kere kaç kere tekrarlanacağı, e, her defasında ne kadar okuyacağı ve okunduğunda hangi yapıya bu bilgiler kaydedilecek. Şimdi bu örnekte okuma modunda dosyamızı açtık, kontrol ettik her zamanki gibi bu ikisini unutmuyoruz ve şunu unutmuyoruz. Daha sonra char diye data diye bir tane dizimizi tanımlamışız. Dizimizin boyutunda şurada Define yapmışız, n'i 5 yapmışız. 5 boyutunda bir tane datamız var. fread her okuyuşunda, bu arada while döngüsünün içine fread yazmışız dikkat ettiyseniz. Yani e, satır sonuna geldiğinde fread zaten null değeri döndürecek. Pardon e, dosya sonuna geldiğinde. fread dosya sonuna geldiğinde e, hatayı, e, pardon, null değerini döndürecek ve while döngüsü bitecek. O zamana kadar okumaya devam edecek. Peki bizim en son metin belgesinin isim içinde ne vardı? Bu varmış. Tamam. Yani bu ne yapacak? Her defasında bir karakter okuyarak toplam 5 kere okuma yapacak ve bu 5 karakteri bunun içine kaydedecek. Daha sonra da bunu bastıracak. Daha sonra yine 5 karakter okuyup 5 karakteri ekrana tekrar bastıracak. Hemen şöyle 5. örneğimizi derleyelim, çalıştıralım. Gördüğünüz gibi her defasında 5 karakter okumuş. Şurada bir boşluk var. Boşlukta bir karakter olarak sayılıyor. 5 karakter okumuş, yazmış. 5 karakter okumuş, yazmış. 5 karakter okuyup yazmış. Ee, <laughs> tamam, buradan sonra ne yapmamız gerekiyor? Hemen bakalım ne yapabiliriz sizle? Tamam, aslında burası yeterli. Evet. Altıncı örneğe geçebiliriz. Altıncı örneğimizde ne kullanmışız? İki tane fonksiyon kullanmışız. Birincisi ee, fof, ikincisi de getc. Şimdi fof ne işe yarıyor? Bizim pointer, yani bu pointer, dosyamızın olduğu pointer'i ee, bu fonksiyonun içinde argüman olarak veriyoruz. Ve bu bize şu ee, yanıp sönen imleci görüyorsunuz. Yanıp sönen imlecin yani kursörün ee, kursör hakkında bilgi veriyor. Yani kursör sona gelmişse eğer, sona gelmişse artık dosya sonundaysa dosya sonu karakterini görmüşse bu arkadaşımız bize nal değerini döndürecek. Yani nal olmadığı sürece bize okuma işlemini yap. Yani bu işlemleri yap diyecek. Daha okuma işlemini görmedik. Ee, dosya sonuna gelmediği sürece bu işlemleri yap. Yani demek ki neymiş? Dosya sonuna gelip gelmediğimizi bu fonksiyonla öğrenebiliyoruz. Evet, her defasında neyi print diyecekmişiz? Karakter print diyecekmişiz. Get karakter. Bizim dosyanın içinden, hangi dosya? Fp dosyasının içinden argüman olarak fp'yi veriyoruz. Fp dosyasının içinden her defasında bir karakter okumayı yarayan bir fonksiyon bu. Get c her defasında bir karakter okuyor. Ve her okuduğunda da ekrana bastıracağız. Ve bu bitene kadar devam edecek. Sonra da dosyamızı kapatacakmışız. Hemen örneğimizi çalıştırıp nasıl çalıştığını görelim. Altıncı örnekteyiz. Derlemeyi yaptık. Çalıştırdık ve gördüğünüz gibi karakter okudu. Satır sonu pardon satır atladı karakter karakter okumayı yaptı düzgün bir şekilde hiçbir sorun olmadan e, affet beni akşam ö demiş oradan sonra arkadaş gitmiş e, bunda da bir sıkıntı yok yani burada dikkat etmemiz gereken iki şey vardı fonksiyon bu örnekte biri bu e, bizim satır sonunda olup olmadığımızı bildiriyor satır sonunda is değeri döndürüyor akışın sondaysak ee, akışın sonundaysak sıfır değerini döndürüyor. Null değeri aynı. Ee, eğer akışın sonuna gelmediysek sıfır olmayan bir değer döndürecek. Bu da tek tek karakter karakter okuyormuş. Karakter okuyor. Şöyle metin belgimizi açalım. Bir karakter okudu. Buraya geldi. Sonra bir daha while'a bir karakter okudu. Buraya geldi. Yazdı. Bir karakter okudu. Buraya geldi. Yazdı. Evet, son örneğimize gelelim. Son örneğimizde <laughs> neleri kullanmışız? Son örneğimizde 3 tane daha fonksiyon kullanmışız. fputes, fseek, eee ve heh, şurada da bizim cursor'un nerede olduğunu öğrenmemize yarayan bir fonksiyonumuz daha varmış. Peki, <laughs> Bu fonksiyonumuz ne iş yarıyor? Basitçe belirtilen dosyaya argüman olarak verdiğimiz dosyaya şu stringi yazıyor. Basit ve net. Çalıştırıp görelim mi? Birazdan görelim. Bir saniye hatta şunu şuraları yorum alayım. Ee, yazma modunu da açtık diye metin belgemizin içini temizleyecek. Açılıp açılmadığını kontrol ediyor ve daha sonra da <laughs> Daha sonra da şuraları da yoruma alacağım. Daha sonra da şu barış kılıç yazısını dosyamızın içine yazacak. Hemen derleyelim. Yedinci örnekteyiz. Ve örneğimizi çalıştırdık. İçine girip bakalım. Düzgün bir şekilde çalışmış mı? Evet. Çok değişik bir şekilde çalışmış. Ha, özür dilerim. Kayıt yapmamışım. Kaydetmemişim. Kaydetmemişim bir saniye. Bunu birazdan göreceğiz. Tekrar derleyelim. Dosyamızda değişiklik yaptıktan sonra, şuraları yorum aldıktan sonra kaydetmeyi unutmuşum. Kaydettik, çalıştırdık ve tekrar metin belgesini açıyoruz. Ve Barış Kılıçya'sını görüyoruz. Sıkıntısız bir şekilde yazdırmış. <laughs> tamam, güzel. Yazdırdı. Şimdi bu fonksiyon ne işe yarıyor? Bu fonksiyon kullanım şekli şudur. Dosyamızı açtık, dosyamızı açtığımızda cruiser şurayı yazdı, 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 en son buraya geldi. Hatta bakın ben de kendimle yazdığımda en son bulunduğum konuma geldi, şuraya geldi. <laughs> Bu fonksiyon ile üç tane argüman veriyoruz. Birincisi hangi dosyada işlem yapacağımızı, ikincisi ne kadar ileri gideceğiz. Üçüncüsü neye göre ileri gideceğiz? Şimdi ee, bunu yazarsak eğer dosya başına göre hareket edecek. Eğer bunu yazarsak projizöre göre hareket edecek. Eee, eğer şunu da yazarsak dosya sonuna göre hareket edecektir. Peki. Hareket edecek. Nasıl edecek? Hemen onu görelim. şunu da yazalım. Tamam. Dosya sonuna göre hareket etme. Bak burada ne demişiz? Dosyanın başına göre dosyanın başına göre 4 birim ilerle demişiz. Yani bu ne anlamı geliyor? Dosyanın başına göre 4 birim kruzörü ilerlet. 1, 2, 3, 4. Yani buraya gelecek. 4 bilim ilerletti. Buraya gelecek. Artık kruvizörümüz burada bakın. Yanıp sönüyor. Daha sonra da bu royasını buraya ekle. Tamam. Bu royasını ekleyelim. Bakın. S yerine B. R, buraya boşluk yerine R. K yerine de O. Değil mi? Tam olarak bu denilenleri yaparsa böyle bir yazı çıkması lazım. Bakalım ne çıkacak. Şöyle her şeyi silelim ve çalıştıralım. Örneğimizi kaydedip çalıştırdık, derledik ve çalıştırdık. Daha sonra da içine bakalım hemen. Bakın gördüğünüz gibi ya yani şurada göstersem daha kolay olurdu. Gördüğünüz gibi tam olarak istediğimiz şey çıktı neydi ilk başta? Barış kılıç yazdı. Daha sonra cruiser'ı başa göre 4 birim ilerletti. Başa göre 1, 2, 3 ve 4 birim ilerletti. Daha sonra da bro yazdı. S sildi. B üstünü yazıyor çünkü. R'yi boşluğu sildi. R. K sildi. O. Gördüğünüz gibi tam olarak istediğimizi yapmış bulundu. Peki. Daha sonra ne yapabiliriz? Cruiser'ın yerini öğrenebiliriz. Şimdi bu fonksiyon dosyanın e, pointer'ını veriyoruz. Ve cruiser'ın yerini e, long integer değişkeni şeklinde bize döndürüyor. Bakın şimdi en son cruiser'ın nerede olduğunu e, ekrana bastırarak görelim. Hatta bakın cruiser'ı ilk başta başalıp alıp 4 ilerletmişiz. Sonra burayı yazdırdığı için 5, 6, 7 yani cruiser... 7. çağrıda olması lazım. 7. yerde olması lazım. İlk başta 7 bizi göstermesi lazım. Sonra da başa göre 2 ilerletmişiz. Yani bir daha yazdırdığımızda iki sayısını ekranda görmemiz lazım. Bunu da hemen deneyip görelim. derledik. Şöyle ekranında bir diyelim. Ops, yanlış yazdım çalıştırdık. Gördüğünüz gibi kruzör ilk başta 7. yerdeymiş sonra da ikinci yere gitmiş. Şurada da 2. yere gitmesini istediğimiz için ikinci yere gitmiş. Burada yazdırmış. Nasıl? Hemen görelim dosyayı açıp kafanız karışırsa diye. Ee, tekrar anlatıyorum hızlıca. 3. dördüncü yere geldi. Sonra buraya bro yazdı. Bro yazdığı için artık Dördüncü yere burasıydı. B yazdı. 5, 6, 7. O'yu da yazdıktan sonra artık burada oldu. Kruzör bakın burada. Ve yedinci yerde ne bastırdı? 7 bastırdı. Sonra başa göre 2 ilerlet demişiz burada. Başa göre 2 ilerletti. Ve tekrardan kruzörün yerini şu fonksiyonla öğrendik. Bastırdık. Neredeymiş? 2 yerindeymiş. Doğru bastı mı? Doğru bastı. Gördüğünüz gibi e, temelde dosya işlemleri aslında genel olarak büyük bir çoğunluğu bu kadar. İyi günler, kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.